Gençli Veteranlardan bu akşam Songül Canbaz'la birlikteyiz. Bu akşam yine çok değerli bir konuğumuz var. Tabii ki İngiltere'de siyasi arenada muhakkak ki çok sıcak. İşte geçen hafta yapılan mini budget'tan sonra iş yerlerine belediye ücretlerinin konduğunu, nerede kaldı ki bu ücretlerin geçen dönem manifestosu, Tories'lerin manifestosunda olmayacağını söylemişlerdi 2017 manifestosunda. Fakat değiştirdiler. İki gün sonra Ekonomi Bakanı bunu değiştirdi. Tekrar kaldırıldı. Bunun gibi burada medyada ekonomi alı muhakkak ki Brexit'in de burada çok önemli bir faktörü var. Nereye gidiyor ekonomi diye büyük sorular var. Çok yoğun sorularla gündem devam ediyor. Tabii bizler de bunları da konuşacağız. Ama bu akşam Yağmur Alan Derneği Başkanı Sayın Esat Mustafa bizlerle. Esat Bey hoş geldiniz yanımıza. Hoş bulduk. Evet, bu akşam tabii ki sizinle hem Yağmur Alan Derneği'ni konuşalım, köyünü konuşalım. Çünkü köyümüzün de 53. yılı, tahliye dileşinin 53. yılı. O bakımdan bu akşam da önemli. Bunun yanında tabii ki işte İngiltere'deki siyaset, Avrupa'da yaşananlar, Hollanda konusu buradan takip ediyoruz. Neler oluyor, neler yaşanıyor? Amerika, Almanya, Türkiye'de yaşananlar. Bunları bir konuşalım tabii ki. Brexit'i konuşalım. Sizin görüşleriniz nedir? Piyasanın içerisinde devamlı sürekli araştırmacılığınızla da öne çıkıyorsunuz. Bunu da söyleyelim. Evet, dilerseniz derneğimizle başlayalım. Nasıl gidiyor derneğimizin çalışmaları? Gene bir yazı diziniz var. Bunlara baktım bir. Gerçekten gene böyle araştırıp yazdınız. Nasıl gidiyor çalışmalar? Var mı derneğimizin son dönemlerdeki çalışmalardan örnekler? Daha çok yazı işleriyle ve açıklamalarıyla, yani haklısınız, siz de söylediniz, hatırlattınız, araştırma yapıyoruz ve bu araştırmaları, yani hem köyümüz açısından, 53 yıl önce kaybettiğimiz köyümüz açısından, hem Yağmurlan köyleri açısından, hem derneğimiz açısından, hem de Kıbrıs siyaseti açısından değerlendirmelerde bulunuyoruz. Evet. Yani özellikle görüşme sürecinin devam ettiği bu geçmiş dönemde, şimdi bir boşluk yaşanıyor, bir ara verildi. Ancak biz onları değerlendirmek durumundayız. Ve görüşmelerin devam ettiği süreç boyunca biz kendi açımızdan durum değerlendirmesi yaparız ve gerektiği zaman, gerek gördüğümüz zaman da açıklamalar yaparız. Çünkü bizim 12 yıllık bir deneyimimiz vardır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar başvuruda bulunduk. Süreci izliyoruz. Güneyde bıraktığımız mal ve mülkümüz vardır. İnsan haklarımız çiğnendi. Dolayısıyla meydana gelen olaylar tabii ki bizi etkiliyor. Biz o süreci takip ediyoruz, değerlendirme yapıyoruz ve tabii ki bir sonuç bekliyoruz. Yani her insanımız gibi biz de bir sonuç bekliyoruz bu görüşmelerde. Ama görüşmelerin tıkanması tabii ki herkes için tedirginlik yarattı. Biz de bekliyoruz. Ne zaman başlayacak? Veya başlayacak. Tekrar başlıyor diye açıklama var ama tabii ne zaman bunlar da veya ne kadar yol kat edilecek, bu işin ayrı bir tarafı. Evet, biz burada ne bekliyoruz? Yani bu görüşmelerden işte bir bakıyoruz, Türkiye'de referandum var, herkes oy vermeye hazırlanıyor ama biz Kıbrıs'ta bir oy kullanamıyoruz. Yani işin bu tarafı var yani. Bir acı tarafı da bu tarafı var. Tabii ki. Biz hala daha anayolculukta oy kullanamıyoruz. Evet. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani gündeme geliyor zaman zaman. Bazı dernek arkadaşlar bunları gidip bu haklı taleplerini dile getiriyorlar yetkililere. Ne kadar dinleniliyor diyor bunlar?
Ben şöyle düşünüyorum, yani şöyle bir değerlendirme yapabiliriz. Bildiğiniz gibi Kıbrıs bir İngiliz müstemlekesiydi. 1960 evet. yılında bağımsızlığına kavuştu. Tabii Cumhuriyet 1960'ta kuruldu, 63'te yok oldu. Yani 3 yıllık bir süreç yaşadı. Ama bizde bir İngiliz sistemi, bir İngiliz uygarlığı ve hatta İngiliz anayasasının kabul edildiği ve yürürlüğe konduğu bir anayasa, bir sistem vardı orada. Ve düşünün, bugün İngiltere yurt dışında yaşayan kendi vatandaşlarına seçme hakkı veriyor. Türkiye Cumhuriyeti yurt dışında yaşayan göçmenlere, kendi vatandaşlarına seçme hakkı veriyor. Bizim ne seçme, ne seçilme, ne de söz hakkımız vardır. Yani burada bir eksiklik var. Yani bir demokrasinin var olduğunu söyleyemeyiz. Tabii Kıbrıs'ta, KKTC'de. Dolayısıyla burada bir eksiklik ben hissediyorum tabii ki. Yani buradakilerin şeyi nedir burada? Bizleri burada eleştirir mi? Yok, yani eleştirdiğimizde, öz eleştiri yaptığımızda ne görüyorsunuz? Ben yani açıkça söyleyeyim, işte evet. bu akşam başka bir veya gelen program bir kanser derneği konumuz olacak. İşte iptal ettiler falan, değişik yeni kurulmuşlar falan. Şimdi döner bakarım. Bugün başka basın, yazılı basında çıkar. Başka hiç bu gibi hastalıklarla ilgisi olmayan başka bir derneğimiz işte hastalığa yakalanmış birisine yardım amaçlı faaliyetlerde güzel bir olay. Yani bunlar da yapılmalı. Tek derneklere bırakılmalı. Bırakılmamalı. Katılıyorum. Şimdi ben soruyorum. Bu dernek nerede o zaman? Nerede yani bu dernek? Yani bu bir amaç için kuruldu. Fakat başkaları yapıyor bu işi. Bu dernek de başka yerlere yardımlarını aktarıyor. Başka memlekete. Yani burada bu kadar vatandaş var. Yani işin gerçekten bir bakıldığında, işte başka derneklerimize bakıyoruz. Yapılan toplantılar sosyal medyada uçuşuyor. Rekordlar yapılıyor. Sosyal medyada uçuşuyor. Şimdi bir baktığımda diyorum, yani Kıbrıs'tan da bakıldığında gerçekten yani ne kadar da esasında kale alınıyor bu diye de soruyorlar diye herhalde soruluyor bu sorular herhalde ve alınmıyor. Bence dernekler amaç ve ilkeleri çerçevesinde çalışma yapmaları gerekir. Zaten tüzüklerinde bellidir bu çalışmaları, amaç ve ilkeleri. O çerçevede çalışma yaparlarsa, etkinlik yaparlarsa başarılı olurlar. Ama o amaçların dışına çıkarlarsa orada bir hata vardır demektir. Tabii biz bu dernekçilik konusunda biz yıllarca konuşuyoruz. Yani bunun sıkıntılarını hala daha yaşıyoruz. Ben daha çok eğitim hareketinde bulunduğum için, yani o anlamda belki bir açıklama yaparım ben. Bir yorum yapabilirim. Örneğin 1980'lerde, 1990'larda, 2000 yıllarında benim de başkan olduğum, örneğin 2001-2003 döneminde birkaç okulda başkanlık yaptım, koordinatörlük yaptım, sekreterlik yaptım, başkanlık yaptım. Yani o dönemlerde büyük ilerlemeler kaydedildi, büyük bir heyecan vardı ve başarılara da imza atıldı. Öğrenci sayısı bazı okullarda çok yüksekti. Örneğin Entel Türk Okulu'nda benim başkanlık yaptığım dönemde 440 öğrencim vardı. Haftada 6 gün etkinliğimiz vardı. Ama nasıl başardık biz bunu? Bir kere bizdeki eksiklik şu. Genel anlamda bir değerlendirme yapayım. Başarısızlık bence hem bilgi eksikliğinden hem sistemi kullanamamaktan kaynaklanıyor. Örneğin ben her zaman vurgu yapıyordum ve diyordum ki arkadaşlar, başarılı olmak isterseniz, etkinlikleriniz için, çalışmalarınız için destek almak istiyorsunuz, mali destek almak istiyorsunuz, charity olacaksınız. Çünkü charity olan dernekler çok daha kolay yardım alabilirler. Biz o yüzden başarılı olabildik. Çünkü bir güvenmek istiyor, size para vermek isteyen bir kurum önce
güvence altına almak istiyor bu parayı. Yani bu paranın doğru anlamda kullanılmasını istiyor ve topluma yarar sağlamasını ve sonuç getirmesini bekliyor. Ama siz eğer charity değilseniz tabii size güvenmiyor. Çünkü büyük sorumluluk gerektiren bir olaydır bu charity konusu. Ben tüm okulları ve diğer dernekleri de yani bu konuda uyarırdım. Sürekli uyarırdım. Biz 2 yılda örneğin 39 bin liralık bir grant aldık. Ve o kadar etkinliğimiz var. Haftada 6 gün etkinliğimiz var. Tabii çok yorucu bir olaydı. Çünkü sadece size kalırsa ve görev dağılımı konusunda sıkıntı yaşarsanız bir gün bu enerjiniz tükenebilir. Dolayısıyla tekrar söyleyeyim. Amaç ve ilkeleri. Bu noktada evet. Yani bir de baktığımda işte evet. Yine sen eski okul yöneticilerinden ismini de vereyim buradan, Zeynep Menali Sıtkı. O da açıklamasında geçenlerde işte bir yazılı basında açıklaması vardı. Dedi ki işte ben dedi kağıt kut yok, hesap kitap yok, şimdi öyle charity maliyeti dernek mennek yok, kimseye de bir kuruş da vermedim gibi açıklamalar var. Yani belediyeye kira ödemediği, okula kira ödemediği, yani bu işlerin yolları var gibisinden açıklamalar oldu. Şimdi bakıyorum esasında da yani işte bu konuşulanlar herhalde bir 10-15 yıl önceydi. O zamandan mı daha değişikti yoksa aynı mı gidiyor bilmiyorum ama siz tam aynı zıttını söylüyorsunuz bunun. Yani charity olmak lazım. Yasallaşmak lazım. Tabii ki kesinlikle. Yani o dönemde evet yani bir isim verdiniz orada ama o arkadaş, ben hatırlıyorum, o arkadaş tamam yıllarca bir okulda çalıştı ve grant almadı. Bizi seyrediyorsa lütfen arasın. Evet, grant almadan maddi destek ihtiyacı duymadı. Bunlar basına çıktı yani o yüzden olabilir soruyorum. Ama ben her zaman herkese diyorum tabii yasallaşmak lazım. Evet. Yani bu sisteme adapte olacaksınız. Entegre olacaksınız sisteme eğer başarılı olmak isterseniz. Eğer entegre olamazsınız ve bu sisteme adapte olamazsınız, başarıya doğru gidemezsiniz. Sonra yani bunun arkasının da gelmesi lazım. Yani siz başkan olduğunuz dönemde başarılısınız ama başkanlıktan aldıktan sonra eğer o dernek başarısızsa demek o sistemde yapısında bir eksiklik var demektir. Temelinde bir eksiklik var demektir. Tabii eğitimden geçer yani bunlar. Biraz da yani bireysel beceriden de kaynaklanır bu işler. Tabii bizde çok eksiklikler var diyebilirim. Örneğin hala daha yaşlılarla veya işte o orta yaşlı insanlarımızla bu tür çalışmaları devam ettirmeye çalışıyoruz. Ama yeni nesile maalesef aktaramıyoruz işte bu görevleri. Ne olur bir gün tıkanmayacak mı? Bakın bir somut bir örnek vereyim size. Sorunu nerede yaşıyoruz? Ben bunu şimdiden görüyorum. Yıllar önce örneğin hatırlıyorum Ali Rıza Değirmencioğlu okulunda 600-650 öğrenci varken şimdi kaç öğrenci olduğunu bilmiyorum ama belki de 100 civarındadır. Yine Çakıcı'nın okulunda 400-500 öğrenci varken yine aynı o kadar yani 120'ye düşen bir öğrenci sayısı vardı. %20 kadar bir yani %80 azalma var, %20 kaldı. Enfil Türk Okulu'nda örneğin 440 öğrenci vardı benim dönemde. Enfil Türk Okulu kapandı şimdi. Evet. Maalesef. Diğer okullarda da kan kaybı vardır. Ya burada bu nedir? Bunun kaynağı nedir bu kaybın? Bir kere çeşitli sebepleri olabilir. Yani bir şu vardır benim bildiğim. Din okulların açılmasıyla Türk okullarına işte bizim mainstream Türk okullarına olan ilgi azaldı. Bir. İkincisi genel olarak ailelerden gelen ilgi de azaldı. Bunlar etkili şeylerdi. Yani aileler biraz daha ilgi gösterse bu sayıyı yükseltebiliriz. Üçüncüsü diğer bir etken de şudur. Eskiden bizim dönemimizde belediyelerden yani yerel yönetimlerden biz grant alabiliyorduk. Yani sınıfların harcamaları için, oda harcamaları için biz grant alıyorduk. %100 grant alıyorduk. Zaman içerisinde belediyeler onu ben sadece Enfil Belediyesi için konuşuyorum. Diğer belediyeler için konuşmuyorum. Çünkü biz o bölgede çok faaliyetlerde bulunuyorduk. Ve o paralar kesintiye uğradıktan sonra tabii ki
ödenmesi gereken para miktarı da çoğaldığı için işte aileler biraz uzak kalmak durumunda kaldı. Yani sıkıntıyı baş gösterdi. Yani fon sıkıntısı baş gösterdi dernekler, okullarda yani okul derneklerinde. O yüzden bir azalma oldu. Ve bu sıkıntının nasıl üstesinden geleceğiz ben düşünüyorum ama hiç de kolay olmayacağına inanıyorum. Evet, yani gençlere niye aktaramıyoruz? Ulaşamıyoruz. Bu bayrağı niye çünkü biz yani işte şöyle, Türker bak, abiden bahsettiniz. Doğrudur, biz de sorarak Türker abiye sorarak, diğer arkadaşlara sorarak, abilerine sorarak. Niye yani? Onlar da diyor ya gelsinler alsınlar, buradayız diyor. Gelsinler alsınlar, yapamıyoruz artık. Biz onlara ulaşamadık. Biz onları kazanamadık. Evet. Budur gerçek. Yani onlardan suç bulamayız. Biz onları çekemedik. Biz onları bu süreç içerisine koyamadık. Biz onları kazanamadık ve bu görevi de onlara aktaramadık. Dolayısıyla biz tükendiğimiz zaman bu sistemdi. Yani bu kullandığımız bu sistemdi. Tükenmiş olacak, sona ermiş olacak. Bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Hatta bazı bölgelerde Türk okullarının kapandığını da duydum. Evet. Yani birkaç seneden beri bu oluyor. Hem öğrenci sayısında azalma oluyor hem de okullarda da. Yani bir kayıp yaşanıyor. Demek büyük sıkıntılarımız vardır bu anlamda. Maalesef. Evet. Umarız artık gençlere bir yatırım yapılır. Umarız artık benim derneğim, benim okulum havasından biraz kurtuluruz da daha değişik, daha işte dışa açılan yapı içerisine girebiliriz. Mentalitemizi yani değiştirmemiz lazım. Biz yöntem, kendi düşünce şeklimizi bence değiştirmemiz lazım. Ve buradaki sistemle uyumlu bir şekilde hareket etmemiz lazım. Diğer gruplar, etnik gruplar ve İngilizler ve özellikle yani Londra'da yaşayan diğer etnik gruplar nasıl başarılı olabiliyorlarsa biz onlardan örnek alıp sorunlarımıza çözüm bulmamız gerektiğine inanıyorum. Yani bize bir eksiklik vardır. Evet, toplum olarak. Maalesef. Evet, toplumumuz bir eksiği nasıl karşılıyor? Piyasada neler oluyor Esat Bey? Biraz bundan bahsedelim. İşte belediye şeyleri, harçları değişti. Halbuki manifestosunda vardı 2017 kaldırılacaktı. Aniden değişti Sayın Hammond. Ondan sonra 2 gün sonra yok dedi kaldırıyoruz dedi ve kaldırdı iş yerlerine falan böyle esasında inişli çıkışlı bir işte budget yaşadı geçen haftada. Bunların ötesinde Brexit'e olan ilgi nasıl? Nedir sizin görüşünüz? Şimdi Brexit ile ilgili ben görüşlerimizi size söyleyeceğim olsam, bakınız belediye konusu İngiltere'de farklı farklı belediyeler vardır ve çalışmalarında benzerlik olmasına rağmen bu para yok, central government'e merkeze bağlıdır tabii ki belediye iş yerlerinin belediye ücretleri bakınız belediyeler kişi başına pardon belediyeler değil merkezi hükümet kişi başına belediyelere bir yardımda bulundu. Evet. Bu kişi başına verilen para miktarı Enfield için farklı oluyor, Camden için farklı oluyor, Hackney için farklı oluyor. Mesela şunu biliyorum ki Enfield'e verilen para miktarı çok az ve örneğin Westminster'e verilen para miktarı onun iki katından fazla. Yani böyle bir dengesizlik vardır. O yüzden bu sıkıntı yaşanıyor. O yüzden rates'ler yükseliyor. O yüzden eğitimde sıkıntılar oluyor. Sosyal hizmetlerde büyük sıkıntılar oluyor. Ve bu sıkıntıları yaşadık, yaşıyoruz ve daha çok yaşayacağız. Çünkü hani da merkezi hükümet kesintiler yapacaktır. Kesintilerin yapılmasıyla birlikte tabii bu ne oluyor? Para az verince belediyelere bunlar da kesinti yapmak durumundadır. Sosyal hizmetlere, eğitime, sağlığa verilen işte hizmetlerde büyük bir azalma olacaktır. Bu anlamda biz bu hizmetleri kullandığımız için biliyorum. Ben yani biz ailece kullanıyoruz bu hizmetleri ve bizzat yaşıyoruz bu sıkıntıları ve daha kötü günler, daha karanlık günlerle
karşılaşacağımıza da inanıyorum. Okulların yöneticileri başladı artık yani ilk ortaokulların, ilkokulların yöneticileri, müdürleri artık başladı. Bölge medyasında çıkıp açıklamalar yapıyorlar ki işte daha önceleri 500 bin pound aldıkları yıllık harcamalarının 300-350 bine düştüğünü, dolayısıyla çalışanı mı ödeyecekler, yoksa bu parayı öğrenciye mi harcayacaklar, öğrencinin gelişmesi için, eğitimi için mi harcayacaklar, dolayısıyla büyük sıkıntı içerisinde olduklarını anlatıyorlar. O yüzden topluma da esasında büyük bir görev düşüyor ki kendi bölge milletvekillerine gidip bu sıkıntıları anneler babalar anlatsınlar ki okullardan bu kesintileri kaldırsınlar. Bu kesintilerin kaldırılması konusunda yapılacak çalışmalar bence sonuç getirmeyecektir. Çünkü merkezi hükümet bugün yani güçlüdür. Kendi başına Tory yani konservatifler. Brexit'e de bağlamaya çalışıyorum. Tamam, şöyle bir şey olacak. Bakın, yani İngiltere'nin en büyük sıkıntısı neydi biliyor musunuz? Bu Brexit konusunda. İngiltere Avrupa Birliği Adalet Divanı kurallarına bağlı kalmak istemiyordu. Evet. Yani örneğin burada bir vatandaş mahkemeye gider, davayı kaybeder, sonra ABAD'a gider. ABAD, Avrupa Birliği Adalet Divanı'ndan bahsediyorum. Ve bu kararı ters çevirebiliyordu. İkincisi burada yani birçok konuda, örneğin mülteci konusunda da böyle. Yani mülteciler bugün Avrupa Birliği kuralları çerçevesinde, onlara verilen haklar çerçevesinde buraya gelebiliyor. Hiçbir sıkıntı ile karşılaşmada. Kısıtlama getirmek istiyor tabii bu. Yani kullanmak istiyor onlara karşı bunları İngiliz. Dolayısıyla huzursuzluk baş gösterdi hükümet içerisinde. Bir takım şeyleri değiştirmeye çalıştılar. İmtiyazlar elde etmeye çalıştı eski başbakan David Cameron ve bir takım imtiyazlar da aldı Avrupa Birliği'nden, ancak o yeterli olmadı, yani İngiliz halkına göre yeterli olmadı, dolayısıyla çıkma kararı aldılar. Ama burada ben yine de David Cameron'u suçluyorum, çünkü şöyle bir şey oldu. Sen önceleri yani bir 10 yıl Avrupa Birliği'nin bürokrasisine karşı ve onların kurallarına karşı mücadele vereceksin, tenkit edeceksin, onları eleştireceksin. Ondan sonra imtiyaz almak için onlardan gidip bir toplantı yapacaksın. Ufak tefek haklar elde edeceksin. Kararı ondan sonra diyeceksin ki evet kalmamız gerekiyor diyecek. Yani burada bir uyumsuzluk gördüm ben gerçekten. O uyumsuzluktan dolayı halk da buna güvenmedi ve benim de hiç beklemediğim bir sonuç ortaya çıktı. Onun tabii ki hem bize etkisi olacak, hem Avrupa Birliği'ne etkisi olacak, özellikle Kıbrıslı Türkler çok etkisi olacak. Biliyorsunuz bizim Kıbrıs'tan buraya gelen öğrencilerimiz vardı. Grant alıp geliyor ve İngiltere'de masterliğini yapıyor veya digresini yapıyor veya evet, doktorasını yapıyor. Evet. Bunlardan bir kere fayda yararlanamayacaklar. İngiltere gelemeyecekler. Vizesiz buraya gelirlerdi. Çünkü Kıbrıs Cumhuriyeti'nin pasaportunu alıp da rahat rahat gelebiliyordu. Şimdi onu da yapamayacak tabii. Ve buraya gelirken vize alması gerekecek. Birkaç yüz lira da onun için ödemesi gerekecek. Diğer yandan bu Brexit konusu çok geniş bir konudur. Tabii ticari ilişkiler değişecek. Bir, İngiltere ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkiler değişecek. Dün akşam işte Avrupa Birliği yetkililerinin yapmış olduğu bir açıklama vardı. Şöyle dediler. Dediler ki bu kulüpten ayrıldıktan sonra artık her istediğini ele geçiremeyecek İngiltere. Bizim elimizdedir artık. Ve bunun bedelini bir şekilde ödeyecektir İngiltere. Tabii İngiltere bir şeyler koparmaya çalışacak. Hiç de kolay olmayacaktır. Yapılacak anlaşmaya bağlı olarak. Bir de biliyorsunuz Theresa May İçişleri Bakanı iken, bilmiyorum hatırlıyorsanız, bir açıklamada bulundu. Ben çok iyi hatırlıyorum. 6 yıl yaptı değil mi? Efendim? 6 yıl yaptı. Evet, ve onun da ne söyledi biliyor musunuz? Ben çok iyi hatırlıyorum. Dedi ki, biz değil sadece Avrupa Birliği'nden, Avrupa Konseyi'nden de ayrılmamız gerekiyor. İngiltere için onu söyledi, bir İçişleri Bakanı. Ben çok iyi hatırlıyorum. Dolayısıyla bu şu anlama geliyor. Biz Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni kabul etmiyoruz. Biz çıkmamız gerektiğine inanıyorum. Diğer yandan Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın da
kurallarına bağlı kalmak istiyoruz. Biz bağımsız olmak istiyoruz. Açıklamasını yaptığını ben çok iyi hatırlıyorum bir. Yani haber mi? Ama onu söylüyorsunuz ama evet. Sayın Başbakan Brexit'e hayır dedi ama. Tabii ki, çünkü bir entegrasyon gerekirdi. Yani kendi partisi içerisinde evet, ama yani hükümetini yani almış işte, oldu. Şimdiki Dışişleri Bakanı Sayın Boris Johnson Ve işte Michael Gove falan, bunlar hep bir grup oldu. Sayın Theresa May da onlarla beraber. İşte uyumsuzluk vardı. Bakın uyumsuzluk vardı. Davranmadı, hayır dedi. Kendi görüşü hayır dedi herhalde diye. Hayır diye. İşte, yani onlar da zaman zaman, biliyorsunuz Toriler de ikiye bölündü yani bu konuda. Büyük sıkıntı yarattı. Evet, evet. Ama buna rağmen tabii bunlar seçimi kazandı. Kazandıktan sonra da ne yaptılar? İşte istedikleri gibi davranmaya çalıştılar. Şimdi halkın vermiş olduğu oylar karşısında da tabii ki bir çıkmak durumundadır. Çünkü bu böyle bir söz verildi topluma, yani halka, İngiliz halkına ve şimdi halk da böyle bir karar aldı. Demokrasi için varsa çıkılması lazım değil mi? Yani %52 değil mi? Tabii ama şimdi yani halkın vermiş olduğu karar yasal bir karar değildi. Evet. Bunu iyi anlamak lazım. Halkın vermiş olduğu bu karar yani moralen doğruydu ama yasal olarak bir kere parlamento tarafından tetiklenmesi gerekirdi. Tabii şimdi şu anda hukuki sorunlar yaşanıyor. Yani parlamento burada söz hakkına sahip olsun mu olmasın mı? Lisbon Anlaşması'nın 50. maddesi tetiklensin mi tetiklenmesin mi? Bu anlaşmanın içeriği nasıl olacak? Bunu hükümet mi hazırlayıp bu başvuru yapacak? Görüşmeleri onlar yürütecek? Yoksa parlamentonun da bir katkısı olacak mı olmayacak mı? İşte bu anlamda yasal süreç başlatanlar oldu ve şimdi parlamentonun direkt olarak, aktif olarak bu süreç içerisinde yer alması gerektiğini mahkemeler birkaç kez vurguladı ve böyle bir karar da alındı. Dolayısıyla bu sıkıntı yaşanacak biraz daha. Kolay olmayacak yani. Bu süreç, anlaşma süreci, Avrupa Birliği ile olan görüşme süreci kolay olmayacak. Bu sıkıntıyı hükümet yaşayacak. Yani bakılacak olduğunda cebinizdeki sizin her bir pound şimdi aşağı yukarı düştü zaten. %20 dolara karşı %25 düşmüştü. Evet. Yani her 100 penny, her bir pound 70-75 penidir sizin cebinizde şimdi. Evet, yani cebinizde sadece 175 kaldı. 175. Evet. Yani dörtte biri gitti, öldü. Aynen bir. Ve bu sıkıntıyı yaşamaya devam edeceğiz. Ve bu değer, sterlin değeri de düşmeye devam edecek. Çünkü ortada bir belirsizlik vardır. Belirsizlik de her zaman istikrarsızlığı getirir. Bu teorem her yerde geçerlidir. Dolayısıyla burada bu sıkıntı yaşanacak. Ana muhalefeti nasıl gördünüz bu dönem içerisinde? Efendim? Muhalefet partisini nasıl gördünüz bu dönem içerisinde? Biliyorsunuz bu Brexit konusunda muhalefet de ikiye bölündü. Muhalefet de ikiye bölündü. Onlar da şişe bölündü. Tabii ki yani bu bireylerin vermiş olduğu karara karışmak istemedi İşçi Partisi. Kararlım yönünde. Önce kampanya yürüttü ama etkili bir kampanya yürütmedi yani. Çok az görünüyor. Tabii. Ama hükümet de çok etkili bir kampanya yürütmedi. Yürütemedi. O yüzden başarısız oldu. Başarısız oldu. Ben her zaman bunu vurguluyorum yani. Başarılı bir kampanya yürütmüş olsa ve Avrupa Birliği'nin yararlarını daha etkili bir şekilde anlatmış olsalar halka, o zaman halk da o yönde oyunu verecekti. Ancak halk farklı bir oy. Esasında bunu söylüyoruz da daha geçenlere kadar Sayın Theresa May'i birçoğu da tanımıyordu. Yani gerçi yani okullarda çocuklara da soruyorlar kimdir diye, bu tanımıyorlar yani. Tabii o kadar popüler değildi yani. Basın ile ilişkisi zayıf. Evet, Sayın Theresa May'in. Evet, doğru. Başbakan kimdir bilmiyor vatandaş. Amerika'ya gitseniz kimse bilmez belki de yani. Orada bir sıkıntı vardır yani. Şimdi Amerika'nın durumu gerçekten ayrı. Yani şimdi herhalde Amerika'da bilmeyen kalmamıştır. doğru tabii ki. Çünkü Trump damgasını vurdu dünyaya. Yani evet. Trump'ın gelmesini kimse beklemiyordu ki yani, ama
böyle bir değişim oldu. Yani bir yandan Brexit olayı, diğer yandan Trump damgasının vurulması, büyük değişikliklerin gelmesine yani sebep verdi. Orada hala daha bir mücadele yaşanıyor. Yani Trump ile bazı çevreler arasında çok büyük mücadeleler yaşanıyor hala da. O da bir belirsizlik ve istikrarsızlık yaratıyor aynı zamanda dünyada, değil sadece Amerika'da. Amerika'da meydana gelen en küçük bir olay dünya olaylarını da dolaylı olarak etkiliyor, hatta direkt olarak. Evet, tabii ki. Hollanda'da yaşananlar nasıl görülüyor burada? Burada basında da bayağı yansıdı. Hollanda'da yaşanan olayları şöyle değerlendirebiliriz. Bir kere dün yapılan seçimler bütün Avrupa Birliği ülkeleri için bir tedirginlik konusuydu. Yani ülkeler tedirgindi. Başta Almanya, Fransa olmak üzere. Niye? Çünkü Hollanda'da Avrupa Birliği düşmanı, göçmen düşmanı, göçmen karşıtı diyelim, Avrupa Birliği karşıtı bir kişi, yani buna Wilders isimli bir kişi, bunun popüler olduğunu fark etti Avrupa ve bu seçimde kazanmasından korkuyordu Avrupa. Çünkü onun kazanması, yani Hollanda'da bir gericinin diyeceğim ben ona, bir yabancı düşmanı, bir partinin çok oy kazanması, çok sandalye kazanması çok büyük sıkıntılar yaratacaktı Avrupa Birliği için. Ve sonuç olarak tabii bunlar birkaç sandalye daha kazandılar. Ama yine de Rutte, ki Özgürlük ve Demokrasi Partisi Başkanı, kazanmış olduğumuz seçimleri tek başına hükümet kuramaz ama büyük bir ihtimalle bir koalisyon hükümeti kuracaktır. Dolayısıyla o tedirginlik şimdi ölmüş oldu. Ancak daha işin sonuna gelmedik. Çünkü daha Fransa'da da bir seçim olacak. Orada da Le Pen vardır biliyorsunuz. O da Avrupa Birliği karşıtı. O da mülteci karşıtı bir bayan. Ve orada da yapılacak seçimlerin sonucu orada da bir tedirginlik yaratıyor bugünden. Evet, tabii bu olanlar esasında işte hoş değil. Merakla bütün dünya bunları seyrediyor. Evet, çünkü orada bir de şimdi bakınız, burada hareketlilik yaşanıyor Avrupa'da. Yani her yerde işte yabancı düşmanlığı eylemleri, hareketleri görebiliyoruz. Bu da yani bu toplumlar arasında tedirginlik yaratıyor tabii. Yani bunun olması hiç de hoş değil. Tabii ki. Evet. Kolay gelsin mesajları var size. Esam Bey'e selamlarımı ilet Songur. Güzel bir program olacağından eminim. İzleyeceğim iyi yayınlar dedi sevgili Arif ablamız. Teşekkür ederiz. Evet, çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Eksik olmayın. Bir reklam aramız olacak. Reklam arasından sonra tekrar birlikte olacağız. Tekrar konularımıza devam edeceğiz. Özel toplantını kalkıp paylaşamam. Yukarı. Bunun gizliliği nerede kaldı? Işte senin üyelerin aldığın kararları bilmez daha. Ben bilirim. Facebook kurallarına göre bu bir şeydir. Sayın Esat Mustafa ile devam ediyoruz. Esat Bey, yakın dönemde Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Yardımcısı Sayın Türkeş'in ve Kıbrıs'tan da sorumlu bakanı bir Londra ziyareti gerçekleşti. Siz de bu toplantıdaydınız. Siz nasıl değerlendirdiniz bu toplantıyı? Ya esasında Sayın Türkeş buraya referandum amacı için yani geldi. Buraya evetçilere puan kazandırmak için ve işte halktan yani destek almak için geldi buraya. Birkaç yerde toplantı yaptığına inanıyorum. Aldığım söylemlere göre. Ben bir toplantısına katıldım.
Honzi Atatürk Okulu'nda düzenlenen bir toplantı vardı. Orada bir de merasim yapıldı, etkinlikler yapıldı Sayın Türkeş için. Bu etkinliklerden sonra da kendisi bir konuşma yaptı. İşte bu evet hayır olayları ile ilgili, referandum ile ilgili. Biraz da işte Kıbrıs sorununa değindi. Ve orada medya da vardı. Ancak soru ve cevap bölümü için geldiği zaman medyanın orada olmasını istemedi. Dolayısıyla sadece halk ile kendi arasında işte bir diyalog kuruldu. Sorular soruldu ve cevaplar alındı. Yani ben de orada bulundum. Ve bir takım sorular da Kıbrıslılar da sordu. Ben de birkaç soru sordum. Ve olayı yaşadık yani. Ne istiyorsunuz? Soruları yani karışık geliyordu değil mi? Yani ya arzu ederseniz ben sorumu da yani sizi burada söyleyebilirim. Tekrarlayabilirim. Ben dedim ki örneğin bir sorumda şunu sordum. Ben dedim 53 yıl önce köyünü kaybeden bir göçmenim. 1964 yılında Rumlar köyümün evlerini, okulunu, camisini önce yaktılar, sonra tamamen yıktılar. Meyve ağaçlarını da keserek tamamen yok ettiler. Rumların kuzeydeki kiliselerinin camı kırıldığında diğer gün Rum gazetelerinde manşet yaparlar dedim. Bizim güneydeki camilerimiz yıkıldığında ses çıkarmıyoruz ama kuzeydeki kiliseleri hem koruyoruz hem de tamiri için yüz binlerce euro harcıyoruz dedim. Evet. Örneğin dedim Apostolos Andreas Kilisesi gibi biz devlet olarak güneydeki kültürel değerlerimize niye sahip çıkmıyoruz? Aynen bu soruyu sordum. Onun tabii ki verdiği cevapta daha çok işte Rumların yapmış olduğu şikayetlerdi. O Avrupa Birliği'nde oldukları için, Avrupa Birliği üyesi oldukları için daha kolay şikayet yapabildiklerini, her zaman şikayette bulunduklarını. Ancak benim sorduğum soruya cevap alamadım maalesef. Pardon. Evet, siz biraz soyunuzu alınız. Muhakkak ki okulda da yapıldı. Bu etkinliklerin oluşu da orada. Esasında önümüzdeki hafta Sayın Türker Çakıcı'yı da konuk edeceğiz. Ondan da alacağız esasında nasıl bir tecrübe yaşandı orada. Ama hem Kıbrıslı Türklere hem Türkiye'li vatandaşlara ortak yapılması açısından da önemli diye düşünüyorum. Çünkü Kıbrıs'tan sorumlu da bakandı kendisi. O bakımdan işte bizim bir bina konusumuz var. Ben orada değildim ama gelen haberler bina konusunun da işlendiği yönünde idi. Şimdi işte bu kadar yıldır esasında hallolunamayan bir bina konusu acaba şimdi hallolunur mu diye de esasında başka bir soru işareti var. Herkesin kafasında. Siz böyle bir şey duydunuz mu? Ben böyle bir şey duymadım. Çünkü biliyorum ki Sayın Türkeş birkaç ayrı yerde toplantılar düzenledi. Evet. Ve herhalde her toplantıda farklı konular konuşuldu. Farklı sorular soruldu herhalde. Ama bina ile ilgili herhangi bir sorunun sorulduğu konusunda benim herhangi bir bilgim yok. Gazeteleri de okumadığım için bilemeyeceğim. Ancak Honzi Türk Okulu'nda meydana gelen olaylar, yapılan açıklamalarla ilgili ben size bilgi verebilirim yani. Evet. Ne oldu? Yani arzuda ikinci sorun da şu oldu. Ben dedim ki müzakere sürecinde mülkiyet sorununun bireysel başvurularla çözümleneceğine inanıyor musunuz? Birçok araştırmacı, yazar ve siyasetçi bu yöntemin Kıbrıslı Türkler için bir felaket olacağına inanıyorlar. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz diye soru sordu. Ama inanın ki bu soruyu bypass geçti, bana hiç cevap vermedi. Ve ben de ne yaptım? Üçüncü soruyu yönettim kendisine. Şöyle bir şey sordum, bu da önemli bir konu. Yani biz Kıbrıslı Türkleri yakından ilgilendiren bir soru. Dedim ki taşınmaz mal komisyonu kuzeydeki Rum taşınmazları için 230 milyon sterlinlik bir tazminat ödedi Rumlara. Biz Rum Vasiliğine başvuru yaptığımızda bir yanıt bile almıyoruz. Bize cevap bile gelmiyor dedim. Bizi kale almıyorlar.
Ben dedim 6 Mart 2012 tarihli Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararından sonra mülkiyet haklarım için 8 Ağustos 2012 tarihinde Güney Kıbrıs Rum yönetimindeki vasiliğe başvurdum. Ancak aradan 5 yıl geçmesine rağmen yanıt bile alamadım dedim. Adalet bunun neresinde diye sordum. Devletimiz bu konuda niye hiçbir tedbir almıyor ve Kıbrıslı Türklerin insan hakları davaları ile hiç ilgilenmek istemiyor dedim. Tabii burada da onun yani verdiği yanıt şu oldu. İşte bu bireysel davalarla işte biz bunlar Kıbrıs sorununu zaten çözemeyiz. Dolayısıyla işte kapsamlı bir çözüm olması durumunda haklarımıza ancak ulaşabiliriz. Ancak Rumların tavrı nedeniyle bugün işte görüşmeler tıkanmış durumda ve bunu da yani ben tatmin edici bir şey almadığım zaman, bir cevap almadığım zaman tekrar diğer soruya soru karşısında uyardım kendisini ve dedim ki ne olacak bu bireysel başvurularla öngörülen mülkiyet sorununun çözümü konusuna nasıl bakıyorsunuz? Yani bize bir fayda getireceğini zannetmiyorum. Hatta büyük bir felaket de doğurabileceğine inanıyorum. Ve yine bana verdiği cevap hiç ilgisi olmayan bir cevaptı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yapılan başvurular diyor. Zaten bir sonuç getirmeyecek. Ve yine kapsamlı çözüm sonunda bir sonuca varmayı bekliyoruz. Benim sorum ile hiçbir alakası yoktu. Yani bana verilen soru. Konuğunuz bu okulun siyasi amaçlara alet olmasını hakkında ne düşünüyor diye bir soru var. Okulların siyaset olmasına ilişkin benim görüşlerim. Öyle mi? Evet. Öyle yani mi? Bu evet. Konu siyaset yapıldı dediniz. Bulunduğu sonuç otodik okulu siyaset Orada yani şimdi orada yönetim kurulu karar aldı. Şimdi Sayın Türkeş bir yerde böyle bir toplantı yapmak istedi. Evet. Ve uygun gördü yönetim kurulu ve orada yapıldı bu etkinlik. Çünkü okulun büyük tiyatrosu da vardı. Birkaç gün 100 kişi de geldi. Bayağı kalabalık bir yer oldu. Ve bu imkan olarak tanıdılar yani bunu. Burada okul bir siyaset yapmadı orada. Sadece Sayın Türkeş kendi amaçları ve görüşleri doğrultusunda bir toplantı yapmak istedi. Bu toplantının yapılması için de mekan gösterildi kendisine. O mekanı kullandı. Yani onun dışında benim yapacağım bir yorum olamaz zaten. Çünkü ben zaten yönetim kurulu başkanı da değilim. Yönetim kurulu üyesi de değilim. Siz nereden davet aldınız bu toplantıya? Bana birileri bu konuyla ilgili bir haber verdi. Sonra ben okul yönetim kurulu üyelerinden birisini aradım. Çünkü emin değildim. Dedim ki bu toplantı halka açık mı? Evet dedi, halka açıktı. O zaman ben de toplantıya katıldım. Yani o kadar basit. Bilgim dahilinde gittim ben bu toplantıya. Evet. Bu etkinliklerin olacağından haberiniz vardı. Yoktu. Yoktu. Sadece bu etkinlik gerçekten yoktu. Haberim olacağını bilmiyordum. Ben sadece Sayın Türkeş'in bir toplantı yapacağını ve bu toplantı ile ilgili o günün seçildiğini ve o mekanın seçildiğini biliyordum. Onun dışında böyle bir etkinliğin yapılacağı konusunda herhangi bir bilgim yoktu. Gazetede bir yerde. Orada başka toplantı da yapılmış. 1-2 konu. Evet, evet gibi. Doğrudur. Şöyle bir şey oldu. Yani, nasıl oldu? Yani bunları kim davet etti? Niye başka dernekler yoktu ve Sayın, kimlerdi bunda? Bakınız, ben okula gittiğim zaman, gittikten işte bir yarım saat sonra Sayın Türkeş geldi ekibiyle birlikte ve bir sabah kahvaltısı verdi bir yerde Sayın Türkeş ve ekibine. Ondan sonra belli başlı kişiler, bunları da bilmiyorum, yani isim de veremiyorum, belli başlı kişiler
özel olarak Sayın Türkeş'le birlikte bir toplantı düzenlediler. Kapalı bir sınıfta, kapalı bir yerde. Kapalı bir yerde. Kim bunlar? Ben, bilmiyorum yani ama o konuda açıklama da yapamam. Çünkü gözümle görmedim ama toplantının yapıldığından da haberim vardı, söylediler. Ha. Yani bir ara baktık ortalıkta yok. İşte orada bir yetkili söyledi. Yani evet. İşte Sayın Türkeş şimdi toplantıdan, hatta biraz demeklerinden toplantısı oldu. Belli. Hayır, orada herhalde okul yöneticileri, oradaki bazı veliler, belki öğretmenler, yani bu tür kişilerden bahsediyorum ben. Ve işte bunlar ile bir toplantı oldu. Yani ben de bilsem öyle bir şey olacağını, ben de katılmak isteyecektim doğrusu. Çünkü merak ettim. Yani özel bir toplantı. Bu da yani işte bilgilendirme toplantısı oldu. Evet. Benim için de bir fırsat olurdu. Ben de özel olarak kendisine orada bu soruları sorabilirdim. Ama içeride sordu tabii. Tabii salonda sordum. Evet, aynen böyle. Evet. Dilerseniz bina konusunda neler yaşanıyor? İşte Kıbrıs'a gidildi, bir cevap yok. Mektuplar yazıldı, gönderildi. Yine cevap yok. Evgaf'tan cevap yok. Bilmiyorum. İşte bu yılda son yıl, en alt kattaki lezin sonuna gelindi. Ne de sizin? Sizde yani bu çalışmalar, yani biz de duyarız tabii ki, yani medyadan evet. Duyarız veya işte söylentilerden kulağımıza bir tane bilgiler gelir ama yani geniş kapsamlı bir bilgiye de ben sahip değilim. Yalnız benim düşüncem şudur. Bakın, orada bir bina vardır. Lezin sonuna gelmiş durumda, yani Bodrum katında bir liz verilmiş, bir veya kira sözleşmesi yapılmış, o sona eriyor yanlışım yoksa, değil mi? Evet, evet. O bina orada kaldı ama toplum yararlanamadı, yani yıllarca gerçekten evet. Yararlanamadı. O binadan yararlanmamak ya da yararlanamamak bence yani günahtır ya, yazıktır. Yani orada bir binamız var. Toplumun da bina değil, birkaç binaya da ihtiyacı var. Biz o binadan yararlanamazsak yazıktır diye düşünüyorum. Bir şekilde onu faaliyete koymak lazım veya o binadan elde edilen gelirle toplumun ihtiyaçlarına karşılık vermemiz gerekiyor. Örneğin yani o binanın vakıflar genel müdürlüğüne ait olduğunu biliyorum. Ve vakıflar idaresi, Kıbrıs Türk Vakıflar İdaresi bu konuda bir anlaşma yapabilir diye düşünüyorum belki buradaki toplum ile ve etkili çalışmalar yapabilirler, toplumun yararına kararlar alabilirler. Buradan gelecek gelirle belki kuzeyde bir güneydeki aile bina kurulabilir. Yani Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısının da bilgisi dahilinde bu konu şimdi değişebilir, yani olabilir artık herhalde. Ama ben size bir şey daha hatırladım bu noktada. Ya geçen yıl Sayın Ahmet Davutoğlu gelmişti buraya. Evet. Ve birileri sormuştu bu soruyu. Bizim burada bir merkezi birine ihtiyacımız vardır diye. Siz baştan biz katkımızı koyarız dedi. Yani ben bunu çok iyi biliyorum. Yani şimdi başka birisi geldi. Sayın Türkeş geldi. Acaba onların ağzından çıkan bu kelimeler, yapılan, verilen vaatler pratikte uygulanacak mı? Önemli olan odur. Ya inşallah uygulanır diye düşünüyorum. Biz başlatamadık bir şey ama. Biz dediğiniz zaman kim yani? Toplum mu? Kim? Toplum mu? Peki kim? Sivil toplum örgütleri başlatamadı. Peki sivil toplum örgütleri veya bir an alışı oldu veya başlatıldı. Kim direktörü olan? Ya da yani bu toplumu, burada bir sürü dernekler var. Kim? Evet. Bu toplumu temsil eden, yani merkezi bir güç var mı? Yani tüm dernekleri temsil eden bir güç var mı? Veya sizin varsa, bağlı olduğunuz bir yer var mı? Bizim derneğimizin bağlı olduğu herhangi bir dernek yoktur. Yok. Hayır. Evet. Dolayısıyla Şemsiye örgütü dediğimiz konsey var. Onlar kendilerini toplumun lideri olarak lanse ediyorlar. Ama böyle bir şey var mıdır? Yani etkili bir çalışma yapabilirlerse ve yaparlarsa tabii ki biz de destek oluruz. Yani bu konuda toplumun ihtiyaçları tespit edilir. Bu bina ile ilgili görüşler ortaya konulur. Ve bu nasıl bir strateji başlatacaklar? Ne yapmamız gerekiyor? Yani bence daha ortada şey yoktur. Yani ciddi bir program göremiyorum ben.
Yani birisi bir açıklama yapsın, ciddi bir program koysun ortaya. Arzu ve istekleri nedir? Onlar belli olsun. Ve toplum da bunu görüşsün yani bir yerde. Ve o binadan elde edilecek gelir satılıp iki ayrı bina mı yapılır? Yoksa o binayı yeniden kira mı verirler? Kira parasıyla farklı binalarda ya da farklı binalar alınabilir mi? Ve ya da farklı binalarda etkinlik yapılabilir mi? Eğitim etkinliği olabilir, kültürel etkinlikler olabilir. Tabii eksiklerimiz vardır. Bu anlamda da gerçekten. Örneğin bizim bir kütüphanemiz yok. Düşünün herkesin evinde bir belki küçük de olsa bir kütüphanesi vardır. Ama gün gelir bu kitapları biz merkezi bir kütüphaneye vermek istiyoruz. Ama evet, yok bir yer. Böyle bir imkanımız yoktu. Kültürel çalışma yapabilecek geniş kapsamlı. Evet. Düşünün burada 250-300 bin kişiyiz. Ve burada bir potansiyel vardır. Bu potansiyeli biz kullanabiliriz. Ve buradaki etkinlikler için tabii ki bir esaslı, temelli bir çalışma başlatmamız lazım. Ama bina olmadan da bunu yapamayız. Varsa kendisine güvenen bir merkezi bir dernek bu işi yapabilecek. Biz de onlara tabii ki destek olabiliriz. Çünkü bir ihtiyaçtır. Önümüzde bir ihtiyaç olarak duruyor. Evet, tabii yani okumanın da bugünlerde artık lüks olarak azalamak gerekir herhalde. Çünkü gerçekten okumakta da toplum olarak sanıyorum bayağı bir... Yani eğitimden bahsedersiniz. Yok. Yani kitap okumaktan bahsettiğiniz. Evet. Sanki de lüks bir olaya girdi. Yani halbuki kitap okumak lüks bir olay değil. Tabii ki yani sadece onu bir tabii evet, örnek olarak verdim. Evet, programımızın sonuna geliyoruz. İsteklerinizi bağlayalım dilesiniz. Konsorsiyumun uzun yıllar eğitime destek verdiniz. Konsorsiyumun görevini yaptığına inanıyor musunuz? Konsorsiyum çalışmalarını ben yakından takip etmediğim için, evet, bir eğitim derneği altında da çalışmadığım için yani o konuda ben yorum yapamam. Yapmaya da hakkım yoktur. Ama orada çalışan arkadaşlara sadece ben başarılar dilerim. Yani bu kadar. Evet. Son eklemek istedikleriniz var mıdır? Hemen alalım ve yavaş yavaş programımızı kapatalım. Bence akıcı bir program oldu. Yararlı bir program oldu. Ve bu tür programların devamını dilerim. Size teşekkür ederim. Beni davet ettiğiniz için. Evet, çok teşekkür ederim Zahir Esat Mustafa. Çalışmalarınızda, araştırmalarınızda başarılar diliyorum. Evet, ben teşekkür ederim. Sağ olun. Hafta sonuna yaklaşıyoruz. Muhakkak ki hafta başı, pazartesi akşamı tekrar birlikte yine değerli konuklarla burada karşınızda olacağız. Bizlerden bu kadar, bu akşamlık bu kadar. Herkese iyi hafta sonları diliyorum. Hoşça kalın.